Akşamında da bu akşam tekrar sıfırdan Excel öğrenme derslerine kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle arkadaşlar örnek dosyayı tekrar bir indirelim. Şuradaki vidoport.com adresine giriş yapın lütfen. Buradan da adres çubuğuna tıkladıktan sonra bölü yazın ve eğitim yumuşak G koymadan eğitim.xlsx şeklinde örnek dosyamızı indirelim. Ben bu linki mesaj grubunda paylaşayım. Aynı şekilde YouTube kanalımızda da paylaşalım. Bu dosyayı indirelim. Bu dosya üzerinden bugün çalışacağız. Ve açıyoruz. Excel'de de başlıyoruz. Şimdi burada A sütununu bir silelim. Öncelikle ve tablomuzda 2017-2018 değerlerimiz var. Gelin bunları bakın bu şekilde hizalamalarını düzeltelim. Tablolarda hizalamalar başlıklar sola dayalı, rakamsal değerler de sağa dayalı olmak zorunda. Burada bakın bir iki kısa yol size bahsedeyim arkadaşlar. Sonra ilerleyeceğiz. Kontrol Shift artı diyelim şöyle. Bakın Ctrl Shift kısa yollarında noktalı virgül yani Ctrl Shift noktalı virgül saati neyi giriyordu? Tarihi getirir. Tarihi getirir. Ctrl Shift 2 nokta üst üste saati getirir. Ctrl Shift tire Ctrl Shift tire kenarlığı kaldırır. Ctrl Shift ünlem binlik basamaklarını ayırır. Başka ne vardı? Kenarlıkları kaldırır. Ctrl Shift ünlem binlik basamaklarını ayırır. Ctrl Shift L birazdan göreceğiz. Filtre oklarını koyar. Kaldırır arkadaşlar. Bir de ne var? Ctrl Shift F. Bu da direkt yazı tipi kutusunu açar. Ctrl Shift U da formül çubuğunu genişletir, daraltır. Başka bilen? Başka. Ctrl Shift V özel yapıştır penceresini açar. Evet. Burhan Bey o ağır gelir öğrencilerimize. Ctrl Shift G. Çok güzel Mustafa Bey. Sayfa hakkında bilgi verir. İrem Hanım, kontrol shiftleri sadece yapıyoruz. Kontrol Z tabii ki geri alma yapıyor. Başka? Çok güzel Sultan Hanım. Asıl şeyi atladık. Kontrol shift boşluk. Tüm tabloyu seçer. Başka? Ne var? Başka bilen Ctrl Shift boşluk evet, tüm tabloyu seçer. Ctrl Shift oklar var. Tabii Ctrl Shift yön okları diyelim. Yön okları bu da seçmek için kullanılır.
bu şekliyle. Ctrl Shift O ne yapar? Ctrl Shift O'ya bakmak lazım. Ctrl Shift P yazı tipi, Ctrl Shift F de yazı tipi. Hem F hem Ctrl Shift P. Neyse, bunlar Excel'in kısa yolları. Ctrl Shift kısa yolları arkadaşlar. Tabii ki birçok kısa yolu var ama Ctrl Shift'te ilk aklımıza gelenler kaç tane? 11 tane kısa yol var. Aklına gelenler. Benim bu konuda sanırım YouTube'da bir video var. Ctrl Shift kısa yolları diye. Oraya da daha sonra bakarız. Atladığımız var mı? Bunları bir not alın. Arkadaşlar not alsınlar. Bu şekilde dursun. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bunları tek tek kullanacağız. Şurada gelin öncelikle Ctrl Shift boşluğa basalım. Tüm tabloyu seçelim. Ctrl Shift tireye basalım. Kenarlıkları kaldıralım. Ve sadece rakamları Ctrl Shift sağ ok ve aşağı okla seçelim. Ctrl Shift ünlemle binlik basamaklarını ayıralım. Toplam almak için Shift'e değil Ctrl M'ye basıyoruz. Ctrl M direkt bize toplamı alıyor. Buradan da şuraya geldim. Yüzde değişim diyerek bir değişim ifadesini koyalım. Ve buradan da nasıl buluyorduk bu değişimi? İki değer arasındaki yüzdelik değişimi bulmak için eşittir diyorduk. Yeni değer bölü eski değer eksi bir şeklinde bir formül uyguluyorduk. Bunu da aşağı doğru çekip şöyle ve yukarıdan da buradan gelip yüzdeyi seçebiliyorduk. Bu şekilde yüzdeye dönüştürüyorduk. Daha sonra hatırlayın lütfen. Buraya bir toplam yazdım. Ve bu tabloyu da toplamı ayırmak için buradaki değerleri seçtikten sonra buradan alt çizgiyle beraber bunu ekliyoruz. Tabii şunu gelip buradan biçim boyacısına basarak buraya da şu şekliyle uyguladım. Daha sonra da buradan gelip bunları ayarladık. Okey, güzel. Şimdi burada bugünkü konularımız sevgili arkadaşlar, bu tablolarda sıralama yapma, filtreleme yapma yapacağız, çalışacağız. Filtreleme, evet. Koşullu biçimlendirmeyi yapacağız. Basitçe. Ve veri doğrulama özelliklerini göreceğiz arkadaşlar. Çok detayına girmeden bu dört konu hakkında amacım saat 10'a kadarki süreçte bunlardan bahsetmek. Her biri ortalama 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika arasında planlamıştım. Şimdi sıralama elimizdeki verileri daha derli toplu görmek için ve daha rahat okumak için gerekli olan bir zaruret. Sıralama dediğimiz şey buradaki verileri, örneğin rakamları büyükten küçüğe doğru sıralama ya da firma isimlerini büyükten metinleri A'dan Z'ye ya da rakamları da büyükten küçüğe şekilde sıralama özelliklerini yapıyoruz. Tablolar niye sıralanır? Bunun tek bir aslında şeyi var. Yaptım eksi biri. Evet yaptım. Tablolar niye sıralanır? Veriler daha net okunsun diye sıralama yaparız arkadaşlar. En küçük değer neredeymiş, en büyük değer neredeymiş diye bir genel tablo üzerinde sıralama yapma var. Bir de özele inip firma bazında sıralama yapma var. Çünkü bir tablo okumaya alıştığınız zaman rakamlar size çok şeyi söyler. Bakın bunun örneklerini vereceğim. Bir sıralama yaptığınız zaman o tabloyu okuyabilirseniz gerçekten çok ciddi sonuçlar elde edersiniz. Bunları yazdınız diye düşünüyorum ama şöyle bunları tablomuzda ilişkisi yok. Şöyle aşağıya alayım. Gene ekranda dursun. Şuraya. Sıralama yaparken tablolarınızda sıralama yaparken sevgili arkadaşlar başlık dahil altta toplamlar formüller hariç tüm tabloyu seçiyoruz. Bu işin altın kuralı bu.
tüm tabloyu seçiyoruz. Tamam mı? Örneğin aşağıda bizim toplamımız var. Bu toplamı dahil etmiyorum. O yüzden bunu seçmeyeceğim. Şimdi burada da bir seçme kavramına bir dokunmak lazım, girmek lazım. Seçmede eğer elinizdeki liste kısa bir liste ise, şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle seçtiğinizde kısa bir tablo ise bu tablo, bunu fareyle seçebilirsiniz. Mouse'u kullanarak çok rahat seçeriz. İlk hücreye tıkladıktan sonra mouse'un sol butonuna basıp sağa doğru ve aşağı doğru şöyle çapraz bir şekilde inebiliyorum. Direkt çapraz inmez, mutlaka aşağıya da, yani ya böyle L çizeceksiniz ya da böyle L çizeceksiniz gibi bir yapı var. Tabii uzun bir liste olursa, burada sayfa 1'deki gibi uzun bir liste olursa, burada da bunu seçmek çok zor. Buradan gelip tekrar tüm tabloyu aşağı kadar, bakın böyle direkt seçebiliriz ama kaç satır var Allah bilir, bunu buradan seçmemiz zor olur. Sevgili arkadaşlar, sevgili YouTube takipçilerimiz ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız, gelin size Excel'de az kişinin bildiği diyelim, çünkü YouTube eğitimlerinde bunu kullanıyoruz, bir yöntem göstereyim. Burada listenizin en altına inmek için mouse'u kullanarak buradan geliyoruz, bakın herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra üstteki çizgiye çift tıkladığınızda sizi listenin en üstüne otomatikman atar Excel. Tekrar yapıyorum bakın. Üstteki çizgiye çift tıkladığımda direkt sizi en üste atar. Buraya tıkladım. Alttaki çizgiye ortaya gelip çift tıkladığınız zaman da listenizin en altına Excel sizi atar. Bu şekilde bakın ilginç ve güzel bir yöntemdir. Direkt en üste, en alta hızlı bir şekilde gidebiliriz. Burada tabi seçim esnasında da şöyle baş, mesela tüm tabloyu seçeceksem Ctrl A tuşu ya da az önceki kısa yollarla beraber Ctrl Shift boşluk tuşuyla bunu seçebiliriz, bunu yapabiliriz. Ama başlık hariç bir listeyi seçeceksek, yani örneğin D2'den itibaren şöyle aşağı doğru sadece rakamları seçeceksem, D2'ye geldikten sonra Ctrl Shift aşağı oka basarak bakın tüm tabloyu seçiyorum. Tamam mı? Tekrar yapayım. Mesela sadece firmaları seçeceğim. Ctrl Shift bakın aşağı oka basıyorum klavyeden. Tüm tabloyu seçtim. Burada ikinci bir kısa yol göstereyim size. Yukarıya çıkmak için genelde herkes sağdaki kaydırma çubuğunu tutar ve yukarı doğru çeker. Bu bilinen bir yöntemdir ama ben size daha basit bir yöntem göstereyim. Daha keyifli bir yöntem göstereyim. Bakın buraya geliyoruz D2'ye. Ctrl Shift aşağı oka basıp tümünü seçtik. Ve Ctrl Backspace'e basarak direkt yukarıya otomatikman çıkabiliriz. Backspace dediğim tuş hangisi? Enter'ın üzerindeki geri geri sildiğimiz tuş. Bu şekilde listede en altı inme en üste çıkma gibi işler çok kolaylaşır. Başlık hariç bakın buraya geliyorum A2'ye. Ctrl Shift sağ oka bastım. Buraya kadar seçti ve Ctrl Shift'e bırakmadan aşağı oka kadar bastım. Ve Ctrl Backspace yani geri geri sildiğimiz tuşa bastığınız zaman da yukarıya direkt çıkarsınız. Bu da size bakın bu akşamın ikinci bilinmeyen kısa yolu olsun. Tamam mı? Bu şekilde seçiyoruz. Şimdi sayfa 2'ye döndüm. Kısa bir liste olduğu için bunu fare ile mouse'u kullanarak direkt seçiyorum. Ve burada amacım yüzdelik değişime göre bir sıralama yapmak. Çünkü en az, yani negatif yönde en yüksek değişimle pozitif yönde en yüksek değişim nerede olmuş, bunları görüp yorumlamam lazım. Bunun için tekrar yukarıdan veri menüsüne geliyoruz. Buradan veri menüsüne geliyoruz. Veriden buradan sıralaya basıyoruz. Açılan pencerenin adı, yani bu pencerenin adı özel sırala penceresi. Bu özel sırala penceresinde sıralama ölçütü yazan yerde gelip buradan hangi başlığa göre sıralama yapacaksak bunu buradan seçiyorum bakın. Yüzdelik değişim sütununa göre, yani şöyle düşünürseniz şuradaki yüzde değişim sütununa göre. Bunu seçtikten sonra şu hücre değeri kısmına dokunmadan direkt buradan büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi? Direkt buradan seçebiliriz. Küçükten büyüğe yapalım. Tamam dediğimiz zaman da bakın direkt bunu negatiften yukarıya doğru
sıralamayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada tabi ekranda da Mustafa Bey'in hatırlattığı bir kısa yol var. Onu birazdan göstereyim Mustafa Bey. O da bir güzel bir yöntem. Klavye yönteminin ayrıca yani şurada en üste çıkmanın listede en üste çıkmanın bir de mouse yöntemi var. Onu da dersin sonunda göstereyim Mustafa Bey. O da farklı bir kısa yol olsun. Çünkü büyük ihtimalle birçok arkadaş onu ilk defa kullanıyor olacak. Onu dersin sonunda paylaşayım. Buraya geldim. Sıralamayı yaptık. Şimdi burada bu bir sevgili arkadaşlar satış listesi ise bakın rakamlar bize neyi söylüyor? Nafi Çakır'ın Anadolu İnşaat'ta yaptığı satışlar %71 oranında düşmüş. Aksine Yavuz Alp Pekel'in Fernas Rüzgar'a yaptığı satışlar %157 oranında artmış. Burada iki şey olabilir bu artmalarda. Örnek vereyim. Geçen sene 10 liralık satış yapılmıştır. Bu sene işte 300 liralık satış yapılmıştır. Yani geçen sene çok düşük bir satış yapılmıştır. Bu sene çok yüksek bir satış yapılmıştır ve oran çok yüksek çıkmıştır. Ama burada şunu bir sorgulamak lazım. Nafi Çakır ne yapmış da %71 oranında bir düşüş yakalamış? Yavuz Alp Pekel ne yapmış da %157 oranında bir artış yakalamış? Yani önerilenle Yavuz Alp Pekel burada nasıl bir taktik uyguladıysa, satışta nasıl bir taktik uyguladıysa bunun diğer satıcılara da yayılması, bir genişletilmesi önerilir. Şurada düşüşlerdeki, eksi değerlerdeki satışçılar da ne yaptılar da bunlar düştüğü de tespit edip ona göre de bakın bir önlem almak gerekir. Tamam mı? Bu şekilde rakamlar bize bunları söyler. Peki, şimdi sadece 2018 rakamlarına göre bir sıralama yapalım bakın. Başlık dahil tüm tabloyu seçiyorum tekrar. Veriden sıralaya geliyorum ve amacım burada. Gelip buradan 2018 değerini seçiyorum. Tamam dediğimde direkt bakın sadece 2018 değerine göre sıralama yapıldı. Yüzdelerin değişimlerinin de artık kendi içinde önemi var ama sıralamadaki büyükten küçüğe gibi bir sıralama özelliği yok. Tamam mıyız? Sıralamaları bu şekilde yapıyoruz. Peki gelin bir de burada tekrar bu tabloyu seçeyim bakın. Veriden sıralaya geliyorum. Buradan yüzdelik değişimi seçip küçükten büyüğe deyip tamam diyoruz. Küçükten büyüğe bir sıralama yaptım. Ve bir detay buradaki yüzdelik değişimlerdeki değerleri de kırmızı göstermek lazım ki dikkat çeksin. Bu tabi veri görselleştirmeye bağlı olarak da aslında şöyle de değişir. Yani bu düşmeler negatif değil de pozitif anlamda da olabilir. Ama bu bir satış tablosuysa bu düşmeler aslında bir negatif değerlerde. Çünkü dikkat edin bakın. Buradaki yüzde kavramı arkadaşlar iki şekilde kullanılıyor. Yani satışlardaki düşmeler negatiftir ve kırmızı gösterilir. Ama masraflardaki düşmeler aslında bir pozitif değerdir gibi. Böyle düşünebilirsiniz. O işler detaya girer. Şimdi buradaki amacım eksi değerleri kırmızı göstermek. Bunun için de bakın giriş menüsüne geliyorum. Koşullu biçimlendirme diye bir özelliğimiz var. Şarta bağlı biçimlendirme yapma özelliği. Daha sonra buradan hücre kurallarını vurgulaya geliyoruz. Bakın buradan direkt küçüktür diyelim. Neden küçüktür? Sıfırdan. Buradan da gelip yan taraftan da kırmızı metin ifadesini seçelim. Buradan da tamam dediğinizde direkt bunlar bakın kırmızı olarak karşımıza gelir. Tamam mı? Bu şekilde direkt değerleri ayarlayabiliyoruz. Koşullu biçimlendirmeyi kullanarak. Peki. Şimdi gelin sıralamayı iki alana göre sıralama yapalım. İki alana göre sıralama yapalım. Şimdi burada Merve Hanım olmaz. Yani Merve Hanım'ın bir sorusu var. Eksileri direkt seçsek kırmızıya boyasak ne olur? Yani şuradaki değerleri ben geldim. Şuradan kırmızıya boyasam ne olur? Görünürde bir şey olmaz sevgili arkadaşlar. O da kırmızı olur ama bunun esprisi şudur. Bunu bir parametreye bağladığınız zaman örnek veriyorum bakın. Fernas Enerji'nin 10.000'e 5.000'miş. Bunu geldim
şuradan 15.000 yaptım. Bunu 15.000 yaptığım an bu pozitife dönecek. Pozitife döndüğü zaman da kırmızı olmaması lazım. Enter'a bastığınızda bakın bu pozitife döner. Şimdi geri alıyorum. Bakın şöyle. Niye bunu buradan yaptım? Koşullu biçimlendirmeyi kullanarak yaptım. Bunları temizleyeyim. Normal şöyle seçerdiniz değil mi bunu arkadaşlar? Geliriz buradan kırmızı yaparız. Tamam, aynı oldu bakın. Ama şimdi buradaki 5000 yerine 15.000 yapıyorum. Bastığınız zaman bakın bu altında pozitife döndü ama hala kırmızı renkte kalıyor. Bu parametrik olmaz. O yüzden koşullu biçimlendirmeleri kullanıyoruz ki buradaki değer eğer değişirse şart ona göre değişsin ve değer ona göre kendi tedbirini alsın. Şöyle geri alalım tekrar. Şöyle ilerleyelim. Peki. Şimdi iki alana göre sıralamayı nasıl yapacağız? İki alana göre sıralama ne demek? Yani bu tabloyu firmalara göre sıralayalım. Bakın firmaları takip edelim. Firmalardaki satışlar artma mı var, azalma mı var? Yani aynı firmaya temsilciler, farklı temsilciler satış yapıyorsa o firmadaki satış değerlerini bir kıyaslayalım. Tüm tabloyu seçiyoruz. Bakın sıralama yaparken buradan geliyorum. Koşullu biçimden sıralama veriden sıralaya geliyorum buradan. Tekrar buraya geliyorum. Furkan Bey yapacağım tekrar. Öncelikle firma değerini seçiyoruz. Buradan bakın düzey ekle. Yani bu şu demek. Tabloyu firmaya göre sırala. Daha sonra da yüzdelik değişime göre sırala. Yani örnek vereyim. Bu eğitime katılan arkadaşlar da işte diyelim ki Veysel Bey bir gruplama yapıyorsa, sıralama yapıyorsa bakın şimdi sizi nasıl sıralayacaklar Veysel Bey? Bir düşünün öğrenci arkadaşlar. Sizi neye göre sıralaması lazım? Öncelikle bölümlerinize göre bakın. Bölüm bölüm sıralayacak. Sonra aynı bölümde olan kişilerin örneğin sınıflarına göre sıralama yapacak. Ya da katıldıkları eğitim sayılarına göre sıralama yapacak. Yani buradaki ana kıstas önce bölüm, bölüme göre sırala. İşte matematikçiler ayrı dursun, fizikçiler ayrı gelsin, kimyacılar ayrı olsun. Sonra matematikçiler kendi içinde sınıfına göre 4-3-2-1 gibi sıralansın mantığıyla gider bu. Bu tabloda da aynı. Buradan direkt bakın temsilci kısmında önce firmaya göre sırala diyorum burada. Aynı firmanın yani aynı bölümün, aynı firmanın değerlerini kendi içinde sırala. Tamam dediğinizde bakın sıralamalar gelir. Şimdi bakın bu rapor tek bir tablo, basit bir tablo ama çok ciddi detaylar veriyor. Örneğin Fernas rüzgarı inceleyelim bakın. Şuradaki şöyle seçeyim. Şimdi ne görüyorsunuz arkadaşlar? Burada bakın Hasan Berber bu firmada %66'lık bir veri kaybı yaşıyor. Düşüş yaşamış. Neden? Bunu sormak lazım. Neden? Yavuz Alp Peken %157'lik bir artış yakalamış. Bu da neden? Yani nasıl olmuş da ne yapmış da bu artışı yakalamış? Acaba bu arkadaş satış yaparken diğer temsilcilere göre daha fazla mı indirim veriyor? Daha fazla mı vade farkı, vade süresi veriyor gibi bakın. Bura tablo bize bunu sorgulamamızı sağlar. Aynı şekilde şurada baktığınızda Fernas Enerji'nin satışlarında her iki satışta da bir düşme var. Bunun nedenini sorgulamak lazım. Sıralamalar bu tür detaylara girdiğiniz zaman size çok yardımcı olur. İstatistiksel verileri çıkarmada, sorgulamada bakın çok ciddi detaylar çıkar. Şimdi ilginç değil mi? Şuradan baktığınız zaman Sinan Karabulut'un Karsan Plastik satışlarında %70'lik bir düşüş var. Ama Tolga Talay'ın %21'lik bir artışı var. Ne olmuş da bu %70 düşmüş, ne olmuş da bu %21 çıkmış. Bu şekilde sıralamaları rahatlıkla yapabiliyoruz. Temel düzeyde bu kadar. Bakın sıralama bilgisi yeterli. En temel kuralı tekrar hatırlatayım. Başlıklar dahil seçeceğiz. Altta toplam gibi ifadeler varsa bunu sıralama toplamlarına dahil etmeyeceğiz. Önemli olan nokta bu. Peki. Şimdi gelelim buradan. Şimdi şurayı bir şöyle geleyim. Hatta bunu kopyalayalım ve buradan da değer olarak şu 1-2-3'ten yapıştıralım ve alt taraftaki veriyi seçip
girişten şuradan tümünü temizle diyerek bunları temizleyelim. Peki şimdi bu listede gelelim filtreleme kavramına. Bakın burada gelelim filtreleme kavramı. Filtreleme kavramı arkadaşlar. Filtreleme. Eskiden süzme derdik buna. Süzme kavramı vardı. Şimdi filtre olarak değişti. Filtreleme. Seçilen değeri gösterip diğer değerleri gizlemek amacıyla kullanılır. Tamam mı? Seçtiğiniz bir değer görünür. Diğerleri gizlenir. Örneğin elimizde bir liste var bakın. Ben şimdi buradan sadece Fernas rüzgarı görmek istersem bunun şimdi kısa bir tabloda bunları görmek kolay ama direkt buradan uzun tablolarda bunları takibi çok zor. Geliyoruz tablomuzun başına şöyle seçiyoruz başlığını. Veri menüsünden filtreye basıyoruz. Şu şekilde filtre oklarımız geliyor. Burada arkadaşlar başlıklar filtreleme Excel'de en çok kullanılan özelliklerden biridir ve çok da basittir ama çok da zekidir, akıllıdır. Rakamları filtrelerken buraya sayı filtreleri gelir. Metinleri filtrelerken metin filtreleri gelir. Benzer şekilde bakın şimdi şu yukarıya şuraya üste geldim, çift tıkladım, en üste çıktım. Buradan bunu filtrelerken örneğin tarihleri filtrelerken de tarih filtreleri gelir. Tarih filtreleri çok bilinmez ama çok da detaylı kullanımı var. Bakın önceki, şimdiki, sonraki gibi detaylarda bunları görebiliyoruz. Okey. Şimdi buradan firmaya geldim ve firmanın okuna tıklayıp bakın. Arkadaşlar buradan kısa bir liste ise bu. Ekranda görüyorsak tümünü seçip kaldırın. Örneğin Fernas rüzgarı onaylayın, işaretleyin ve tamam deyip direkt bakın. Maviler verilerin seçili olduğu yani verilerin geldiği satırları gösterir. Direkt bakın Fernas rüzgarın değerleri geldi. Şu yukarıdan temizliğe bastığınız zaman direkt hepsini kaldırırız. Şimdi örneğin 2018'de 30.000'i geçen değerleri filtreleyelim bakın. Buraya geldim. Tekrar oka tıklıyorum. Sayı filtreleri. Sakın ola şöyle bir acemilik yapmayın. Buradan tümü seçi kaldıralım. Hatta kaldırmayalım. Şöyle aşağı doğru inelim. 30.000'i geçenleri filtreleyeceğim değil mi? Buradan bakın şöyle tek tek bunları kaldırıp böyle şöyle tek tek uğraşıp 30.000'e kadar değerleri bulacağız diye böyle bir acemilik yapmayın. Böyle de alışmayın arkadaşlar. En temizi bakın oka tıklayın. Sayı filtrelerine gelelim buradan. Ve buradan da büyüktür veya büyük veya eşittir. Yani seçtim. 30.000 şöyle yazdım. Enter'a bastığınız zaman da bakın direkt 30.000'den yukarı olanlar karşımıza gelir. Peki tekrar tümü temizliyorum şuradan. Bu listede örneğin en yüksek 5 değeri görmek istiyorum bakın. Hayır aynı Mustafa Bey aynı. Bu listede en yüksek 5 değeri görmek istiyorum. Şimdi buraya geldim. 2018 değerlerinin yanındaki oka tıklıyorum. Buradan sayı filtreleri. İlk 10 değer. 10'daki değeri de şuradan 5 yaptığınız zaman bakın. Tamam dediğinizde buradaki değer bakın en yüksek 5 değer otomatikman filtrelenir. Bu kadar basit bir iştir filtreleme. Çok kullanılır ama çok da basit bir iştir. Bunu böyle kullanırız. Tamam mıyız? Filtrelemeyi de bu şekilde kullanıyoruz. Burada arkadaşlar birden fazla alana göre filtreleme yapalım. Mesela Fernas rüzgarın, şu Fernas rüzgarın AŞ'nin 1. 2018'deki 20.000'den küçük değerlerini filtreleyelim. Buraya geliyoruz. Öncelikle buradan bakın uzun bir liste ise şuraya araya tıklayıp buraya Fernas yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hem Fernas rüzgar hem Fernas enerji gelir.
enerjiyi kaldırın. Şöyle Fernas Rüzgar geldi. Ve amacım neydi? 20.000'den küçükler. Sakın bakın şuradan tekrar ediyorum. Şunları gelip şöyle tek tek bakıp buradan 20.000'den küçükler işaretleyeceğiz diye bir şeyle uğraşmayın. Sayı filtrelerine gelin. Küçüktür veya eşittir. Direkt buradan 20.000 yazın. Enter'a bastığınız zaman bakın 20.000'den küçükler karşınıza gelir. Tamam mı? Bu şekilde filtrelemeleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kaldırmak isterseniz de tekrar şuradan filtreye bastığınızda buradaki değerler kalkar. Tablonuz düzgün olacak. Arada boş satırlar, boş sütunlar olmayacak. Bunlara dikkat edelim. Onun dışında filtreleme gayet düzgün çalışır. Herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Peki, şimdi gelelim bir diğer konu, buna bağlı olaraktan veri doğrulama özelliğine. Bakın bir diğer konu da veri doğrulama özelliğine. Veri doğrulama Excel'de hücreye şarta bağlı veri girmeyi sağlar. Bakın veri doğrulamanın amacı budur. Şimdi dikkat edin. Excel hücrelerinde, Excel'deki herhangi bir hücreye istediğimizi yazabiliriz arkadaşlar. Burada 14 yazdım, 52 yazdım. Bize her yer Trabzon deyip 61 yazdım. Bir de Gaziantep'i yazalım, 27. Bakın bunlarda bir sıkıntı yok. Buraya ekrana bakıyorum. Merve yazdım. Bakın Özge yazayım. İşte Mehmet Ali yazayım. Ya da Cengiz yazayım. Bakın bir sıkıntı. Bunlarda herhangi bir kural yok. Yani istediğiniz yazabilirsiniz. Ya da geldim. Ctrl Shift noktalı virgülle günün tarihini girdim. Ama normal bir hücrede yok ama ben şimdi şöyle bir şart koymak istiyorum. Tekrar buradan girişe gelelim. Şuradan tümünü temizledim. Bakın buraya geldim. Şimdi bir katsayı şartı koyalım. Bu katsayı da 1 ile 10 arasında bir değer olsun. Bunun dışında herhangi başka bir değer giremeyelim bakın. Şimdi burayı bakın öncelikle burayı seçiyoruz. Mouse'un sol butonuyla burayı seçtim. Veri menüsüne geliyorum. Az önce sıralama filtrelemeyi bakın burada kullandık. Hemen yan tarafında yer alan şu girilmez ve yeşil onay tabelesi olan bir yer var. Bakın veri doğrulama özelliği. Buradan veri doğrulamayı seçiyoruz. Açılan bu veri doğrulamada izin verilen kısmına gelip buradan da tüm sayı özelliğini seçiyorum. Tamam mı? Bu sayı şartı vereceğim için. Yani 1 ile 10 arasında bir değer girmeyi zorunlu tutacağım için. Tüm sayıyı seçtim. En az kısmına 1 yazdım. En fazla kısmına 10 yazdım. Ve herhangi bir ifade, herhangi başka bir şey yapmadan tamam diyelim. Karşıma bakın. Görünürde hiçbir şey yok. Buraya geliyoruz. 1 yazdık, 4 yazdık, 7 yazdık, 6 yazdık, 5 yazdık, 3 yazdık. Neyse sorun yok. Ama 12 yazdım. Enter'a bastığınızda bakın. Excel buna girmeyi yasaklar. Veri doğrulamayı bu amaçla kullanırız. Hatayı baştan kesme amacıyla şarta giriş şartlarını buradan veririz. İşte geldim örneğin 34 yazdım. Bakın direkt veri doğrulama buna izin vermez. Şimdi gelin bu şartı değiştireyim. Mesela 50'den yukarı bir değer girmeyi yasaklayalım. Buraya bakın. 50'den yukarı bir değer girmeyi yasaklayalım. Önce girişe geldim. Buradan bunları temizliyorum. Ve direkt veriden veri doğrulamaya geliyoruz. Buradan gelip tüm sayı. Buradan geliyorum veri kısmına. Neyi seçeceğim? 50'den büyük bir değer girmeyi yasaklıyorsam buraya küçük ya da eşit en fazla 50 şartını veriyorum. Bakın en fazla 50 girilsin. Tabii bunu arkadaşlar şöyle bu birkaç örnekte şöyle sıkıntı olur. Mesela 50 dediniz ve hiçbir uyarı vermediniz. Kişi buraya 65 yazar. Enter'a basar girmez. Bir daha basar, bir daha basar. İş klavyeyi kırmaya kadar gider. Bu buna niye girmiyor diye. O yüzden buraya bir uyarı vermekte yarar var. Şöyle bakın burayı seçelim tekrar. Şimdi burada bir uyarı vereyim. Tekrar veri doğrulamaya geldim. Küçük ya da eşit en fazla 50 dedim. Giriş iletisine gelip bakın bu giriş iletisinde diyorum ki bu hücreye
50'den küçük değer giriniz. Bu şekilde bir uyarı verdim. Tamamlıyoruz. Bakın artık buraya tıkladığında bu kişiye bir uyarı mesajı çıkar. 50'den küçük bir değer gir. 45 gir, 21 gir ama 65 girme arkadaş. 50'den küçük değer gireceksin diye bak buraya uyarıyı verdik. Peki bir adım daha gidelim. Israrla başka bir değer girilirse hata uyarısına geliyoruz. Tabi bu hata uyarı stilleri ayrı bir şey. Farklı bir yapıda kullanmak gerekir. Yani daha doğrusu daha geniş anlatmak gerekir bu konuyu ama burada durmada kalsın bu. Ne şartı verdik? 50'den büyük değer girme. Buraya diyelim ki yanlış değer giriyorsunuz. Ünlem ve okuman yazman yok mu? Soru işareti. Neden? Niye böyle bir şey yaptım? Bak adama diyorum ki arkadaş burada 50'den küçük değer gir. Adam ısrarla gelip 50'den büyük bir değer giriyorsa bu mesajla da bir zahmet karşılaşsın. Gördüğünüz gibi bakın hatayı da kendiniz bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Tabii bu sadece rakamlarda olmuyor arkadaşlar. Buraya farklı şekillerde giriyoruz. Örneğin şuradan şöyle seçtim ve tekrar girişten, temizleden, delete'ye basmadığıma da dikkat edin lütfen. Tümünü temizliyorum. Buradan da diyelim ki onay süreci diyelim. Tamam mı? Şimdi ben bu hücreye, bu hücrelere onaylandı, onaylanmadı şeklinde bir ifade koymak istiyorum bakın. Bu hücreye onaylandı ve onaylanmadı şeklinde bir ifade koymak istiyorum. Veri menüsüne geliyoruz. Veri doğrulama tekrar. Açılan pencerede buradan ayarlar kısmına gelip izin verilen kısımda listeyi seçiyoruz. Çok kullandığımız bir özelliktir bu. Kaynak kısmına da onaylandı noktalı virgül onaylanmadı şeklinde onaylanmadı şeklinde ifadenin arasına noktalı virgül koyarak yazıyor. Tamam dedim. Bakın direkt buraya geldi. Artık buradan onaylandı, onaylanmadı şeklinde istediğiniz seçebilirsiniz. Buraya da başka bir şey onay sürecinde gibi böyle bir ifadeyle Excel yazmaya izin vermez. Tamam mı? Bu da veri doğrulama özellikleri arkadaşlar. Bu veri doğrulama çok güzel bir özelliktir ama açıkçası %100 de güvenilir bir özellik değil. Yani normal bu şekilde yazıp seçmeye izin vermez ama yapıştırmaya, kopyala yapıştırma olaylarına izin verir. Peki, gelin şimdi size başka bir kısa yoldan bahsedeyim. Bunu da belki ilk defa birçok arkadaşımız görecek. Şimdi örnek vereyim şuradan. Buradaki onaylandı onaylanmadı yazılarını fare ile mouse'u kullanarak açmak çok kolay. Hemen buradan oka tıklayız açıyoruz. Bunu klavyeyle nasıl yaparız? Hadi bakalım. Hem YouTube izleyicilerimize hem size bir soru. Klavyeden buradan onaylandı onaylanmadı yazısını ben nasıl açar ya da bu hücreyi nasıl açar ve seçerim. Yorumu olan, önerisi olan. Amacım buradaki hücreyi klavye ile açmak. Bunu aşağı doğru klavye ile açmak. Bunu nereden açarım, nasıl açarım? Tablo açılmaz ya. Tablo açılmaz. Aşağı okla tek başına açılmaz. Güzel, güzel. Güzel. Buradan arkadaşlar alta basıp tab tuşu kullanarak açılmaz. Kolay yolu alta basıp aşağı oka basarak bakın direkt buradan bunu açarız. Direkt buradan onaylandı onaylanmadı diye seçerim. Şimdi bu alt aşağı ok çok güzel bir yoldur. Şimdi örnek vereyim bakın şuradan örnek vereyim. F2 olmaz. F2 alt enter olmaz. En basit alt aşağı ok arkadaşlar. Şimdi buraya geldim bakın. Tolga şöyle T'ye bastığım zaman niye Tolga Talay yazıyor?
Niye başka bir isim yazmıyor burada? Çünkü Tolga Talay dışında başka bir isim yok. Yani T ile başlayan başka bir isim yok. Çok güzel. Peki şimdi dikkat. Tolga Saygın yazdım. Buraya geldim. En sonu değil Merve Hanım. Başka T ile başlayan olmadığı için. O var. Tamam mı? Peki şimdi T'ye basıyorum. Hiçbir şey yazmıyor. Neden? Excel diyor ki Tolga Talay mı yazacaksın, Tolga Sayın mı yazacaksın? Ne zaman buna karar veriyor? Tolga yazıyorsunuz, boşluğa basıyorsunuz. S'ye basarsanız Sayın yazıyor. T'ye basarsanız Talay yazıyor. Burada arkadaşlar yazmada şöyle bir kolaylık var. Tolga yazın ya da T yazın. Alt aşağı oka basın. Bakın burada direkt T ile başlayanlar karşınıza gelir. Buradan daha kolay seçip Enter'a bastığınız zaman bunu yazarsınız. Tekrar yapıyorum bakın. T yazdım. Alt aşağı oka basıyorum. Direkt T ile başlayanlar seçili gelir. Buradan da Tolga Saygın'ı seçtiğiniz zaman ya da Tolga Talay'ı seçtiğiniz zaman direkt burada karşımıza gelir. Tamam mı? Bu da bir kısa yol olarak bu şekilde gelsin. O YouTube'daki soruya bakmak lazım. Normalde zaten öyle olması lazım mantıken. Peki, devam. Şimdi gelin son konu koşullu biçimlendirmeler. Excel'de raporlamalarda ve tablolarda kullanılan en güzel özelliklerden biridir. Çok da profesyonel görünümler koymamızı sağlar koşullu biçimlendirmeler. Şimdi arkadaşlarım burada 30.000'den yukarı olan değerleri kırmızıya boyamak için nasıl bir yol izleyeceğiz? Bakın 30.000'den yukarı değerleri boyamak için hiç bilmiyorsak buradan tek tek bunları 30.000'den yukarı olan değerleri bulup bunları kırmızıya boyayabiliriz. Ama öyle değil iş. Yani parametrik değil, Excel'in mantığına da aykırı. Şarta bağlı biçimlendirme yapmak için koşullu biçimlendirmeyi kullanırız. Özge Hanım, olmaz. Sadece o listenin üstünde olanlar gelir sorunuz olarak. O listenin üstündeki isimler gelir. Başka bir sütundaki isimler karşımıza gelmez. Şimdi bakın, amacım bu tabloda 30.000'i geçen değerleri işaretlemek. Örneğin kırmızı renkte göstermek. Girişe geliyoruz. Önce rakamları seçtiğime dikkat edin. Girişe geliyorum. Koşullu biçimlendirmeler. Buradan hücre kurallarını vurgula. Büyüktür'e geliyoruz. Büyüktür'de buraya gelip 30.000 yazdıktan sonra rengine burada karar vermeniz lazım arkadaşlar. Bu bir geciken ödemeler tablosuysa kırmızı olmasında bir sakınca yok. Ama bu bir satış tablosuysa, bu değerler pozitif değerleri gösteriyorsa kırmızı olmaz. Yeşil renk ya da daha farklı bir renk daha doğru bir kullanım olur. Tamam dediğinizde de bakın 30.000'den yukarı olanlar direkt işaretlenir. Ve işin güzelliği, örneğin şu 17.000, bakın buradaki değere gelip şunu 37.000 yaptığınızda bu da otomatikman yeşile döner. Parametrik kullanım olur. Peki geri alıyorum tekrar. Soru şu. Acaba bu tabloya göre 2017'nin ilk 5'i yani 2017'de en yüksek 5 satışı yaptığımız firma acaba 2018'de de aynı mı? Bakın 2017'de en yüksek 5 satışı yaptığımız firma acaba 2018'de de en yüksek 5 satışı yapmış mıyız? Şimdi bakın buradan geliyorum. C2'den itibaren burayı seçtim. Koşullu biçimlendirme. Buradan ilk son kurallarına geliyoruz. Burası arkadaşlar detaylı incelenecek bir şey. Yani bir konu. Aslında belki sadece bir 5-6 saat bu konuyu anlatılabilir. Koşullu biçimlendirme anlatılabilir. Buradaki en yüksek 10 değerler, yüzde değerler, ortalamanın üstündekiler, ortalamanın altındakiler bakın. Çok detaylı bize raporlar sunar. İlk 10 değer,
10 değeri de 5 yapıyorum. Kırmızı göstersin şimdilik. Tamam diyelim. Şimdi 2018'i seçtim. Tekrar koşullu biçimlendirme. İlk son kuralları, ilk 10 değer. Bunu da 5 yaptım tekrar. Ve sürpriz. Bakın. İlk 10'da 2017'deki ilk 5'e giren firmalar 2018'de sadece gördüğünüz gibi 2 tanesi ilk 5'e girmiş. Bakın burada direkt ilk 5'e giren firmalar 2018'de sadece 2 tanesi ilk 5'e girmiş. Diğer firmalar, yeni firmalar 2017 değerlerini geçmiş. Buna benzer analizleri, sorgulamaları koşullu biçimlendirmelerle çok rahat yapabiliyoruz. Tabii geniş de bir yapısı var. Örneğin burada bakın bu rakamları seçtikten sonra koşullu biçimlendirmelerde veri çubuklarına geliyoruz. Veri çubuklarında şuradaki değerlere baktığınız zaman rakamların kenarına bakın. Çubukların boylarını getirir. Rakamların büyüklüğüne göre bu boylar gelir. Bu da bize neyi sağlar? Görsel bir görünüm olması dışında tablodaki en küçük değer nerede, en büyük değer neredeyi aramayız. Direkt bakın bize Excel bunu gösterir. Buradaki değerler bir süreçse de bir grafik gibi nerede düşme var, nerede çıkma var ya da bir düzen var mı gibi sorularımızın cevabını burada bize verir. Benzer şekilde sevgili arkadaşlar koşullu biçimlendirmede renk ölçekleri var. Bu da renklerin dağılımını da bize verir. Burada arkadaşlar şu yeşil beyazı öneririm. En doğru kullanımlardan biri bu. Çünkü buradaki renk geçişlerinde şeyi anlamak zor, kolay değil. Yani koyu kırmızı küçük, işte koyu mavi açık, aradakiler de renk geçişi. Onun yerine şu yeşil beyazı kullanmanız yorumu yapmak için çok daha net olur. Bakın burada baktığınızda yoğunlaşma nerede olmuş, en düşük değer nerede, en yüksek değer neredeyi çok net görürüz. Bir sıcaklık haritası gibi, ülkenin sıcaklık haritası gibi ya da bir futbol sahasında örneğin top en çok nerede oynanmış veya sizin derslerde, işte sınavlarda notlar en çok hangi aralıkta yoğunlaşmış gibi bakın raporlamalarda çok rahat bunları yapabiliriz arkadaşlar. Görebiliriz. Çok güzel kullanılır bu. Şurada örneğin bakın. Notları şuraya koyun. Notların sayılarını buraya koyalım. Tamam mı? Bakın şöyle bir örnekle bitirelim. Eşittir. Rastgele arada diye bir işlev yapacağım. Şimdi diyelim ki notlar, sayılar işte 25 ile 100 arasında, hatta şöyle yapalım, 0 ile 100 arasında bu notlar dağılsın. Bunu da yana doğru çekiyoruz ve aşağı doğru çekiyoruz. Buradan da bunu genele çevirelim. Şimdi bu notlar işte diyelim ki 0-10 arası alanlar. 11-25 arası alanlar, 25-26-50 arası alanlar, 51-75 arası alanlar, 76 ve 100 arası alanlar. Tamam mı? Şimdi bunları böyle yaptık. Bakın. Bunlar notların dağılımı. Ve buraya da şunu tabi böyle kopyalıyorum ve değer yapıştırıyorum formülden. Şu da neydi? 11-25 arası alanlar. Bakın bunu direkt kasım olarak algılıyor. Şöyle tire ile koyalım. Buraya getirdim. Bunlar da dersler olsun. Diferansiyel denklemler. Başka? Lineer cebir. Hatırlayın bakalım. Soyut matematik. İşletme matematiği. Analiz 1. Başka?
Analitik geometri. Biri bana analitik geometri demesin ya. Üniversitede çok zor geçtim o dersi. Geometri. DD ile zor geçtim bir ders. Kısmi türevli. Neyse şey yapalım arkadaşlar. Diyelim ki resim diyelim. Daha basit olsun. Matematik olsun. İşte sosyal olsun ve muhasebe olsun. Tamam. Peki. Dersler bunlar. Notlar bunlar. Not aralıkları bunlar. Bunlar da bu not aralığında alan kişilerin toplamı. Yani diferansiyel denklemler dersinden 39 kişi 0 ile 10 arasında almış. 86 kişi 11 ile 25 arasında almış. Bakın buradan bunu seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeler, veri çubukları örneğin şöyle yaptığınızda yoğunlaşma nerede olmuşu buradan direkt şöyle görürüm. Hatta bunu istersem şuradan biçim boyacısıyla beraber de şöyle tek tek hepsine birden uygulama ya da bir kere de bunu uygulama yapmada mümkün. Şöyle yaparsınız. Peki. Baktığınızda yoğunlaşmalar nerede olmuş? Bakın 48 kişiyle burada en yüksek kişi 82 kişiyle. Genele vurgulayalım. Çok uğraşmadan genele vurgulayayım. Burayı seçiyorum. Bunları seçtikten sonra koşullu biçimlendirme, renk ölçekleri. Buradan da bakın şu yeşil beyazı seçtiğinizde koyular yoğunlaşmanın olduğu yerleri direkt bakın gösterir. Ya da bunu şöyle dersler demeyelim de mesela tek bir dersin işte birinci sınav örneğin birinci sınav bu olsun. Aşağı çektiğiniz zaman 10. sınav. Şimdi hangi sınavda ve genelde yoğunlaşma nerede olmuş bakın. Bunları direkt arkadaşlar buradan direkt bize gösterir bu işlem. Tamam mı? Koşullu biçimlendirmelerin renk ölçeklerini bu şekilde kullanıyoruz. Mehmet Bey anlamadım. Üçüncüyü derken neyi kastettiniz? Buradaki değerleri seçtim. Mesela alttaki tabloyu seçtim. Koşullu biçimlendirmelerde buradan bir de bakın simge kümelerimiz var. Bunlar da rakamların yanına oklar, şekiller koymak için kullandığımız değerler. Bunu şöyle göstereyim. Sayfa 2'ye geçtiğinizde koşullu biçimlendirmeden kuralları temizleyelim. Tüm sayfadan kuralları temizleyelim. Peki. Burada değişim eğer sıfırdan büyükse yani şurada sıfırdan büyük bir değişim varsa bunun yanına yeşil ok koyalım. Hatta gelin şunu şöyle yapayım. Eşittir deyip bunu alalım. Şöyle. Bunu yaptım. Bakın burayı seçiyorum. Eğer buradaki değer sıfırdan büyükse yani yüzde değeri sıfırdan büyükse yanına bir yeşil ok gelsin. Sıfıra eşitse sarı ok gelsin. Sıfırdan küçükse de kırmızı bir ok gelsin. Buradan koşullu biçimlendirmeye geliyoruz. Simge kümeleri. Diğer kurallar. Açılan pencerede sevgili arkadaşlar buradan yüzdeyi sayıya çeviriyorum. Tekrar buradan sayıya çeviriyorum bakın. Excel'e diyorum ki sıfırdan büyükse buradan sıfırdan büyükse buna yeşil yap. Sıfıra eşitse sarı yap. Sıfırdan küçükse de gel bunu kırmızı yap. Ya da istersek şuradan farklı şekillerde rahatlıkla seçebilirim. Ve yalnızca simge göster diyerek bunu seçiyorum. Tamam dediğinizde de bakın direkt buradan değerler gizleniyor ve sadece şöyle oklar kalıyor. Baktığınız zaman da buradaki değerler direkt bize okları da şekilleri de gösterir. Şöyle de başlığını koyalım. Şurayı da temizleyelim. Bu şekilde bize getirsin. Tamam mıyız? Koşullu biçimlendirmeleri bu şekilde kullanıyoruz. Tabii bu en basit düzeyde bunun anlatımı. Dediğim gibi koşullu biçimlendirmeleri belki bir 6 saat rahatlıkla anlatılacak konu var. Detaylar konusunda var. Burada arkadaşlar başka da koşullu biçimlendirmelerde kullandığımız son ve önemli bir şey göstereyim. Elinizdeki bir listede tekrar eden değerlerin olup olmadığını görmek için bakın burayı seçtim. Acaba bu seçtiğim bölgede tekrar eden bir isim var mı? Var olduğunu görüyorum zaten. Hasan Berber tekrar etmiş en azından bir tane var.
koşullu biçimlendirmeye geliyoruz. Buradan hücre kurallarını vurgula diye bir seçenek var bakın burada. Buraya geldikten sonra yenilenen değerler diye bir seçeneğimiz var. Bunu seçtiğinizde buradan bakın direkt tekrar eden değerler karşımıza gelecektir. Tamam, burada tekrar eden değerleri görmek için kullandığımız bir özellik. Şimdi sayfa 1'e döneyim. Sonra dersin üniversite kısmını bitireceğiz. YouTube kanalında devam edeceğim. Basit bir şeyde birkaç soru var, onları cevaplayacağım. Dersin burada arkadaşlar şöyle bir detayımız var. Bunu da bitireyim, göstereyim. Bu tabloyu Ctrl Shift sağ ok ve aşağı okla beraber seçtiğimizde yukarı çıkmanın bir yolu Ctrl Backspace'e basmak. Aşağı inmenin bir yolu yok. Yani varsa ben bilmiyorum. Ctrl Shift aşağı okla tekrar seçip şöyle iniyoruz. Ctrl Backspace'e bastık çıktık. Bir daha bastık inmiyor. Shift'e bastık olmuyor. İndik. Burada bir diğer yol ve çok kişi tarafından bilinmeyen yol. Buradan gelip bakın. Geliyoruz şu kaydırma çubuğunun üzerine sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine sağ butona basın. Buradan üst dediğiniz zaman sizi tekrar listenizin en üstüne otomatikman atacaktır. Çok güzel bir hava atma aracıdır bu. Excel'de kimse bunu bilmez, kullanmaz. Ama bu sayede bakın şöyle sağ butona bastığınızda üstü seçtiğinizde üste gider. Alttaki kaydırma çubuğu üzerinde de sağ butona bastığınızda sol kenar, sağ kenar gibi seçeneklerden yararlanarak da tablo içinde çok rahat hareket edersiniz. Seçmenin bir diğer yolu ise sevgili arkadaşlar bakın farklı bir yol göstereyim. Bu da son bonus olsun. Şimdi bu tabloyu fare ile mouse'u kullanarak tüm tabloyu seçmek için nasıl yapıyoruz? Liste kısaysa kolay değil mi? Hemen şöyle ilk değerden son değere kadar seçiyoruz. Peki liste uzunsa ve fare ile seçmek istiyorsanız bu böyle bitmez. Tekrar üst çizgiye çift tıklayayım. Çıktım yukarıya. Şöyle bir kısa yol var. Buraya tıkladım. Shift'e basıyorum bakın. Shift tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Alttaki çizgiye çift tıkladığınız zaman hop sona kadar seçersiniz. Sonra hiç klavyeye dokunmadan sağ buton üst dediğiniz zaman da tekrar üste otomatikman çıkarsınız. Şimdi bakın burada başlık hariç tüm tabloyu seçeyim ama fare ile seçelim. Mouse'u kullanarak Shift'e tıkladım bakın. Sağ çizgiye, yalnız şu köşeye değil dikkat edin, sağ çizgiye çift tıklıyorsunuz, sağa kadar seçti. Ortadaki çizgiye çift tıklıyorsunuz, bu da bakın aşağı kadar seçti. Kaydırma çubuğu üzerine sağ buton üst dediniz, tekrar seçtiğimiz yere geldik. Tamam, bu akşamlık bitirelim. Yarın akşam kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yarın akşam saydırma işlemlerine gireceğiz. Buradan verileri saydıracağız. Basit raporlar yapmaya başlayacağız. Onları grafiklere dökeceğiz. Eğer say, e-topla işlevleriyle çalışacağız. Zaman kalırsa basit olarak eğer'e gireceğiz. Yarın akşam saat 9'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üniversite yayınını sonlandıracağım. YouTube yayınında birkaç soru var. Onları cevaplayacağım. Oradan da tekrar ilerleyeceğiz. Yarın akşam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız için. Şuradan üniversite yayınını sonlandırıyorum. Evet, üniversite yayınını sonlandırdım. YouTube'da da gördüğüm kadarıyla soruları cevapladılar. Şurada iki tireli olan bir arkadaş var. Hocam koşullu biçimlendirmeyi formül kullanımı gösterir misiniz? Tabii arkadaşlar iki tire yerine adınızı yazarsanız eğitimde de bu soruyu gördüm ama cevaplamak için önce adınızı görmemiz lazım. Koşullu biçimlendirmelerde formül kullanımı ne yapmak istediğinize bağlı olarak değişen bir kavram. Önce şu rastgele arayı bir göstereyim tekrar. Orada Şefik Bey yazdığı detayını ama ben gene şuradan bir göstereyim.
Rastgele arada işlevi iki değer arasında rastgele sayı üretmek için kullandığımız bir işlev. Yani eşittir diyorum rastgele arada. Diyorum ki 10 ile işte 150 arasında rastgele bir sayı üret. Buna enter'a bastığınızda burada bir sayı üretilir. Ve buradan da tekrar bunu aşağı doğru çektiğinizde rastgele sayılar üretilmeye devam eder. Ve bu her işlemde arkadaşlar her işlemde otomatikman bu sayılar değişir. Bakın herhangi bir yere çift tıklayın çıkın. Bu sayılar otomatikman değişir. O yüzden bunu mutlaka böyle yaptıktan sonra bunu sağ butona basıp kopyala deyip tekrar buradan değer olarak yapıştırmamız gerekir. Bir diğer soru 2 tire olan ismi 2 tire olan arkadaşımızın sorusuna şöyle basitçe cevap vereyim. Şunları bir temizleyelim. Burada örneğin şöyle bir fark yapalım. Fark diyelim ve eşittir 2 tire 2018 eksi 2017 şeklinde formülü uygulayalım. Böyle yapalım. Hatice Hanım. İyi sağ olun Hatice Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz internette. Koşullu biçimlendirmeden şuradan kuralları da temizleyeyim. Burada şimdi örneğin sıfırdan büyükleri satırlarını boyamak istersek bakın formülleri buradan direkt bu şekilde yapıyoruz. Başlık hariç tüm tabloyu seçeriz. Şu şekliyle koşullu biçimlendirme buradan yeni kural buradan da formül kullanıla geliyorum. Buradan da bakın formül kısmına gelip eşittir yazdıktan sonra dolar işaretini koyuyoruz. Ve dolar işaretini koyduktan sonra şartımızın olduğu ilk yer. Neresi? E2. E2'yi yazdım. Bakın hücrenin adresini yazıyorum. İşte diyelim ki büyük 0. Sonra şartımı yazarım. Biçimlendirden de örneğin bir dolgu rengi seçip tamam diyelim. Tekrar tamam dediğinizde 0'dan büyükler bu şekilde bakın formül olarak kullanılır. Tabii eğitimde de söylediğim gibi arkadaşlar koşullu biçimlendirme gerçekten 5-6 saat anlatılabilecek bir konudur. Yani çok da geniş bir yapısı var. Burada kurallar. Ama şöyle bir detay göstereyim bakın. Şöyle bir detay göstereyim. Bu da bonus olsun. Bu dosyayı bir kapatalım. Ve klasörümüzün içinden normal İleri Excel dosyalarımızdan eğitim uygulaması dosyasını bir açalım. İndirdiğiniz dosyayla aynı örnek üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi burada sayfa 5'te buradaki hücrelere veri girildikçe yani boş olan hücrelere veri girildikçe rengin kalkmasını sağlayalım. Mesela öyle bir işlem yapalım. Bakın. Şimdi bakın koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural. Burada yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diye bir şart var. Diyoruz ki bakın buradan hücre değeri boşluksa, burası boşluksa biçimlendir diyelim, dolgu diyelim, bir renk seçelim, tamam diyelim, tekrar tamam diyelim. Boş olanlar işaretlendi mi? Bakın işaretlendi. Şimdi buraya geldiniz, rakam girdiniz. Enter'a bastığınız zaman bakın o renk otomatikman kalkar. Çok güzel bir özelliktir bu. Bir veriyi karşı tarafa gönderip dosyayı buradaki şu alanları doldur bana gönder dediğiniz zaman bu şekilde bir işlem yaparsanız kişi nereyi yazmadığını görür ve boş yer bırakmaz. Örneğin şöyle bakın her nereye bunu yazarsanız otomatikman direkt buradaki değerler burayı dolduruyor. Tamam mı? Bu şekilde koşullu biçimlendirmelerin detaylarına da girmek, kullanmak mümkün sevgili arkadaşlar. Bu %10, ilk %10'luk değerler buradaki %10'luk kısma giren değerler. Yani en yüksek %1'lik değerler gibi. Bakın şöyle seçtim. Şimdi koşullu biçimlendirme ilk son kuralları. İlk 10 öge derseniz ne yapıyor? Gidiyor buradaki en yüksek 10 değeri seçiyor. Daha sonra bunun tekrar buraya gelip ilk son kurallarında %10'luk dilim dediğiniz zaman
En yüksek %10'luk dilime girenler bakın. Bir tanesi giriyor bunun. Bunu %20'lik dilime alalım. Bakın bunlar da %20'lik dilimde. Yani geri kalan %80. Beyaz olanlar %80. Bunlar %20'lik en üstteki dilimler. Bu şekilde bunlar kullanılır ama çok da kullanılan bir yöntem değil ama kullanılabilir. %10'luk dilime girenler, %5'lik dilime girenler bu şekilde kullanabiliyoruz. Okey. Varsa sorunuz cevaplayayım sevgili arkadaşlar. Yoksa bu akşamlık bitirelim. Yarın akşam 9'da tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün Vidoport üzerinden eğitim satın alan arkadaşlarımızın kargoları bugün gönderildi. Bilginiz olsun. Vidoport'taki eğitim devam ediyor. %50 indirim fırsatı var. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Kanalımıza abone olun ve eğitim videolarını paylaşırsanız da sevinirim. Cengiz Bey onun yolu yok. Yani normal koşullu biçimlendirmede direkt o yol yok. Erhan Bey'in e-tablolar sorusu. E-tablolar, Google'un e-tabloları gittikçe gelişen bir özellik burada arkadaşlar. Çok geniş değil, bir Excel değil ama bir Excel'e yavaş yavaş da yaklaşacak. Yani %10, %15 civarında yaklaşacak bir şey gibi görünüyor. İnternetten çalışması, kayıt işleminin olmaması, her bilgisayardan erişebilmeniz e-tabloları kullanılır hale getiriyor. Bir gün bir eğitimde e-tabloları ayrıca işleyelim. Çok geniş özellikleri var, çok da pratik özellikleri var. Ama bir Excel kadar geniş değil, bir Excel kadar yapısı yok. Eğitimde makrolarla ilgili bir sorun vardı. Makrolarla ilgili arkadaşlar, makro eğitimleri olmayacak. Yani o konuda çok şeyim yok, böyle bir düşüncem yok. Belki biraz PowerPoint'e ağırlık veririz, belki biraz veri görselleştirmeye ağırlık veririz. Onunla ilerleyeceğiz. Erhan Bey, yani onda yapacak bir şey yok ya. Yani bir Excel değil tablolar. Birçok şey yapılabiliyor. Ben de kullandırtıyorum bazı firmalarda ama bu çek şey olmuyor. Bu iki tire olan arkadaşımız. Adınızı yazarsanız size adınızla hitap etmek çok daha kolay olacak. O yüzden. Şimdi diğer verilerin kayması zaten normal. Yani onun kayması lazım. Sıralama yaptığınız zaman tüm tablonun değişmesi lazım. Doğru olan odur. Yani o sizin yazdığınızda bir sıkıntı yok benim anladığım kadarıyla. Ama yukarıda Murat Bey paylaştı. Facebook grubumuz var. İsterseniz oraya bir sorun. Oradan direkt cevaplar gelecektir. Moderatör arkadaşlarımız cevaplayacaktır. İleri Düzey Excel 2019 kitabında bu anlattıklarımın çoğu var. Tabi yazılı olarak var. Kitapla beraber şu kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu kitapla beraber Vidoport üyeliği de 3 aylık üyelik aldığınız için oradan da yararlanabilirsiniz ama şu anda açıkçası sadece 75 liraya kitap almak çok avantajlı değil. Onun yerine şu detaylı bilgiye geldiğiniz zaman, yani şu ana sayfadan detaylı bilgiye geldiğiniz zaman 75 lira kitaba veresiye kadar 120 liraya tüm eğitimleri satın alabilirsiniz ya da 200 liraya kitapla beraber 1 yıllık tüm eğitimler alırsınız. Çünkü kitabı aldığınız zaman burada sadece 3 ay boyunca sadece Excel eğitimlerini izleyebiliyorsunuz. Onun yerine buradan şu anda indirim olduğu için şu detaylı bilgiye tıklayın. Şuradaki en popüler set olan süper paketi almanız çok daha avantajlı olur. Recep Bey, iki tarih arasındaki gün ay yıl olarak hesaplama örneği bizim Facebook grubumuzda izin dosyası var. Arkadaşlarımızın paylaştığı o izin dosyasının içinde var onun örneği. Oradan bakabilirsiniz. Recep Ayhan Bey, e-tarihle yapılan bir örnek var. Facebook gruba üye olursanız orada dosyalar kısmında izin dosyası var. Arkadaşlarımızın hazırladığı orada var arkadaşlar. Serkan Bey, canlı yayın derslerimiz bu hafta pazar akşamına kadar olacak. Çünkü üniversitenin eğitimiyle beraber yapıyoruz ama normalde haftada belki 2-3 güne düşüreceğiz. 2021'de bu şekilde ilerleyeceğiz. Winter 1, neredeydiniz ya? Bizde ders niye keyifli geçmedi diye düşünüyorduk. Anca geldiniz ya. Neyse, ne yapalım. Sağlık olsun.
Evet, Winter 1 isimli arkadaşımız da geldiğine göre eğitimi kapatabiliriz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kampanya şu anda yıl sonuna kadar sürecek. Belki yıl sonundan belki ayın 15'ine kadar da uzatabiliriz diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. O zaman sorunuz yoksa kapatalım. Yarın akşam 9'da tekrar görüşüp ilerleme ümidiyle ilerleyeceğiz. Yarın akşam eğer sayılar, toplalar, işte koşullu biçimlendirmeler, grafikler, oradan direkt geleceğiz. Peki, sorun yok. Hepinize iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hep beraber Excel'in detaylarını, PowerPoint'in detaylarını hep beraber öğrenelim. Mesafenizi koruyun lütfen. Maskenizi takalım. Excel'le mesafeyi sıfırlayalım. Yarın akşam 9'da kimselere söz vermeyin. Kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Hakan Bey, filtrelemede iki firmanın tabloyu seçip o firmanın ürünlerini diğer hücreye getirebilir misiniz? Bununla ilgili Facebook grubumuza bir örnek dosya hazırlayıp bir atın da orada bakalım. Tam ne demek istediğinizi anlamadım. Başka bir yere getirebiliriz de diğer hücreye getirebilir miyiz derken onu ben anlamadım yani. Şey onu, ne demek istediğinizi. Okey. İyi akşamlar. Hakan Bey, sorunuzu Facebook grubunda paylaşın lütfen. Oradan direkt ilerleyelim. Faruk Bey olmaz. Bu Facebook Excel'deki bir sıkıntı. Yani bir yerdeki filtrelendiğiniz bir veriyi kopyalayıp başka bir yerde filtrelediğiniz bir yere yapıştırdığınız zaman o istediğiniz şekilde olmuyor. Evet, onda yapacak bir şeyimiz yok. Okey. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın akşam 9'da başlıyoruz tekrar.